kuşbaşı etimizi koyduk. Şimdi üzerine birazcık su koyuyoruz. Etimizin yumuşaması için böyle yarım su bardağı kadar. Ağzını da bir kapakla kapatıp buharıyla birlikte yumuşatacağız etimizi. Şimdi biraz karıştıracağız. Bakın etimiz bu şekilde kendi suyunu da salmış zaten. Biz de birazcık su koymuştuk. Bu şekilde bayağı yumuşadı. Şimdi biberlerimizi ilave edeceğim. Karıştıracağız. Şimdi soğanlarımızı da ilave edip tekrar sebzelerimizin de kavrulmasını bekleyeceğiz. Tekrar kapatalım. Şimdi birazcık yağ ilave edeceğim. Çünkü suyunu çekti. Tekrar karıştırıp tekrar kapatıp pişmeye bırakacağım. Artık bu işlemden sonra kapağımızı alıyoruz. Kapağımızı artık kullanmayacağız. Bu şekilde ağzı açık bir şekilde sacımızın üzerinde etimizi ve sebzelerimizi kavuracağız. Daha sonra domatesimizi, baharatlarımızı, tuzumuzu ekleyeceğiz. Şu an güzelce kavrulması gerekiyor sebzelerimizin. Sebzelerimiz sotelendi. Şimdi domatesimizi de ekleyeceğiz. Domateslerimizin kabuklarını soyduk. Şimdi bir karıştıralım. Burada bir yemek kaşığı domates salçamız var. Biber salçası da kullanabilirsiniz veya yarı yarıya da kullanabilirsiniz, fark etmez. Tuz, pul biber, karabiber, kimyon ve 7 türlü baharatım var benim. Aktar'dan almıştık. Çok güzel yakışıyor et türüne. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Sacımızın ağzını kesinlikle kapatmıyoruz artık. Ki çünkü tadı böyle çıkıyor. Saç kavurmamız pişti. Şimdi üzerine böyle yarım su bardağı kadar kaynamış olan suyumuzu ilave edeceğim ki yufkamızı veya ekmeğimizi içerisine bandırmak için. Bu şekilde de bir 10-15 dakika pişmeye bırakacağız. Ondan sonra saç kavurmamız hazır olacak. Saç kavurmamız hazır. Şimdi altını kapatıyoruz.